gece yolcularıyla güzel bir geceyi sakın kaçırmayın. Size her hafta sizi beğendiğim birisiyle tanıştıracağım. Bu haftaki konuğum bir erkek. Stil bölümünde her zaman tarzını ve stilini çok beğendiğim, kendi işle mekanlara stil yaratmak olan sevgili yüksek mimar Kaan Çetinkaya ile beraberim. Merhaba Kaan, nasılsın? Merhaba, sağ ol. Çok teşekkür ederim komplimanına. Evet, hep beğeniyoruz giysilerini, yaşam stilini. Bize biraz bahsedecek misin mesleğinden, atmosfer yaratmaktan? Aslında bizim aklımızın hayatı yeterince anlamlı bulmamasından kaynaklanan ve aklın hayatı anlamlı kılmak için yarattığı ve bir arayış içinde olan, bir devinim halinde olan bir ruh halidir aslında. Modada, stilde, tasarımda ve çok soyut şeylerdir aslında, olmayan şeylerdir. Bu konsept dediğimiz şey bence modada da, iç mimaride de, mimaride de hepsinde aynı şey. Bu tasarımın ana yasası. Önce bunu tespit edip bütün tali kararları bunun üzerine aldığınız zaman bu sonuçta tutarlı bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Moda olsun, mimari olsun, iç mimari olsun. Bu tutarlılık işte onun ister stilini beğenin, ister beğenmeyin doğru bir stil olmasını sağlıyor. Önemli olan bu, çünkü zevk ve hissedilen şeyler bu konularda birbirinden farklı. Mekanlarda da dediğim gibi burada ticari olarak doğru konsepti koyup burada nasıl bir fark yaratılacağı ya da hedef kitleye nasıl ulaşılabileceği, onların ruh hali nedir onun analiziyle orada onları keyifli hissettirmenin nasıl olduğunu, onların aslında sosyal psikolojisini belki de analiz etmekten geçen bir şey. Doğru konsepti koyduktan sonra ve bütün tali kararlarınızı onun üzerine aldığınız zaman ortaya tutarlı bir stil sahibi mekan ya da tasarım ürünü çıkmış oluyor. Kimi zaman bir motifle, kimi zaman bir malzemenin belleğiyle, memorisiyle, mesela bir hamam mermeri gibi. Bu kültürel mirasımızı bu çağdaş tasarımın içine kokutmaya çalıştık. Buradaki konseptimiz bu şekilde çıktı. Lokasyon itibariyle de bu konsepte tabii çok örtüşüyordu. Kendi giyim stiliyle ilgili ne diyebilirsin, nasıl bir tarzın var? Ben sonuçta işim de icabı olarak da trendleri takip ediyorum. Ama tabii trendleri takip ederken gidip çok da motomot da takip etmiyorum. Kesinlikle. Çok moda olan şeyleri almıyorsun. Yo, hayır, yo, moda renkleri falan kullanmayı seviyorum. O çünkü bir ruh hali, o böyle sürekli değişken bir şey ama onu kendimin eskiden beri getirdiğim bir ruh halimle kombine ediyorum. Güzel gömleklerim vardı, büyük yakalı. Sana hep çok yakışırdı, Akdeniz, Mediterane tarzı. Yani kış için benimsediğin bir tonlamalar var mı? Hani nasıl formlarla ilgili bir çok yalınlıktan sıkılmışlık ve işte orada bir kimlik arayışı varsa, şu anda eskiden çok daha cool ve toprak tonları olan renklerin şu an daha gittiğini gözlemliyorum. İşte bu yeşil, mor, pembe, gold bir arada olan şeylerin yavaş yavaş girdiğini düşünüyorum. Buna çok daha alışacağız galiba, öyle gözüküyor. Bunlar modada başladığına göre bunlar çok yakında zaten mekanlara da girecek demektir. Gözlemci olmak ve yaşamın içinde olmak gerekli bu işlerin. Aynen öyle. İnsanları tanımak çok çok önemli. Analiz etmek, onların ruh halini anlamak çok önemli. Çünkü siz genelde sanat felsefesi ya da sosyal psikoloji olarak trendlerle, konseptlerle ilgilendiğiniz zaman o zaman toplumdan kopuyorsunuz. Ve aslında size çok
özel ve işte bu dediğiniz şey insanların içine girip onu hissetmeyeceği bir şey olabiliyor. Dolayısıyla bu bir küme, yani sizin vizyonunuz bir küme ve bunun kullanıcılarının vizyonu bir küme. Ama mutlaka ortasında bir intersection var, bir ortak payda var. Mühim olan o pay, ortak paydayı bulmak. Onun için de hakikaten insanları doğru analiz etmek lazım. Teşekkürler. Gelecek cumartesi gene buluşalım. Unutmayın, olur mu? Hem modayı takip edin hem de gündemde kalın. Ala modla. Hoşça kalın.